İyi akşamlar. Kanal 3 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 3'ün yanında ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insan ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Los Angeles'te Kaliforniya'da yaşayan topluluk üyelerimizi tehdit eden gönderiler hakkında Ermeni sosyal medya hesapları hakkında bilgi yayınladı. Amerika Birleşik Devleti'nde yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılara karşı vandalizm eylemleri yürütmek için başka bir provokasyona başvurdular. Ermeniler, Kaliforniya'da yaşayan Azerbaycanlılar hakkında ve Kaliforniya'da yaşayan Türklerin yerleri hakkında bilgi toplamak için Instagram'da bir sayfa oluşturmak istiyorlar. Ermenilere Kaliforniya'da yaşayan Azerbaycanlılar ve Türkler hakkında bilgi veren herkese $500 verileceğini ve isimlerini açıklamayacaklarını söylüyor. Bu konuyla ilgili konsolosluk derhal Los Angeles Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verdi ve konuyla ilgili ciddi bir soruşturma açılması çağrısında bulundu. Başkonsolosluk Federal Soruşturma Bürosu'na da başvuracağını diyerek açıklamalarına şöyle devam etti. Her biriniz bugünlerde dikkatli ve temkinli olmaya ve aynı zamanda asla provokasyonlara yenilmemeye çağırıyoruz dedi. 21 Temmuz'da Los Angeles'teki Ermeni diasporası tarafından yapılan provokasyonlar nedeniyle yaklaşık 30 vatandaşımızın yaralandığı belirtilmelidir. Ekonomi Politikası, Sanayi ve Girişimcilik Parlamenter Komitesi üyesi Vahit Ahmetov'dan işsiz vatandaşlara yapılan ödemelerin engellenmesi hakkında yorum yaptı. Katı karantina süresi devam ettikçe 190 manatlık bir kerelik ödemelere ihtiyaç vardır. Bu konuda birçok kişinin başvurduğunu, Mart ayından bu yana bazı alanlar dışında çoğu alan kapatıldı dedi. Ahmetov, insanlar neredeyse işsiz ve emeksiz. Bunlar dikkate alınmalıdır. Vatandaşlar yaşayamaz. Bildiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı dün su kaynakları konusunda kapsamlı bir toplantı yaptı. Bu alanda ciddi sorunlar var. Bunları çözmek için yeterli fon gereklidir. Fakat 190 manatın nüfusun günlük ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü 14 ilçe ve şehirde katı karantinalar sürüyor. Ayrıca Haziran ayı ödemelerinin kesintiye uğramaması gerektiğini de söyledi. Ekonomi politikası neden bir vatandaşın kartı bloke edilmeli? Belki vatandaşın bir sorunu vardı. Bu sorunun en kısa zamanda çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ifadelerini belirtti. Bakanlar Kurulu altındaki genel merkezden yapılan açıklamada Azerbaycan'da 332 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildiğini, 9 kişinin koronavirüsten öldüğünü belirtti. Bakü Ulaştırma Ajansı Sözcüsü Mayıs Ageyev verdiği demeçte, özel karantina rejiminin kurallarına göre düzenli ve ekspres otobüsler 25 Temmuz gününden 27 Temmuz gününe kadar askıya alınacaktır. Bugün düzenli ve ekspres otobüslerin her zamanki gibi çalışacağı kaydedildi. Önümüzdeki 2 gün için vatandaşlara tekrar hizmet etmek üzere pazartesi günü hazırlıklar yapılacak. Ben Işıl Sekerli'nin sunumunda Azerbaycan'ın haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.